Merhaba, selam arkadaşlar. Çiçeklerin Dünyası bir YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün yine bu kılıç çiçeklerimden sizlere bahsetmek istiyorum. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi artık şöyle gösterebileceğim mi? Çiçeği açmış çiçeği. Geçti benim bu güzelliğimin. Şöyle. Bunu ben ne yapıyorum? Şöyle şuradan. Şöyle görmüş olduğunuz gibi aldım. Bu güzelliğimin artık çiçekleri bitti. İnşallah seneye. Ama fakat size şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Dibinden çok güzel sürgünler veriyor yeni yeni. Biz bunların böyle çiçek açması için, böyle güzel sürgünler vermesi için ne yapmamız gerekiyor ve nasıl bakmamız gerekiyor? Bunları sabah ve akşam güneşi alan bol aydınlık yerlerde bakmamız çok çok iyi olur. Hava akımına maruz kalmaması gerekiyor. Bol aydınlık ve güneş alan yerler dedim. Ama nasıl diyeyim? Sabah ve akşam güneşi, öğlen güneşine maruz kalırsa, yazın 1 ile 3 arasındaki olan güneşe maruz kalırsa yapraklarında, sizlere gösterebiliyor muyum? Benimkilerin yok tabii ki. Buralarında böyle güneş yanıkları meydana gelir. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve de hava akımı olan yerlerde bulundurmayalım arkadaşlar. Bir de sizlere şu püf noktasını vereyim. Görmüş olduğunuz gibi benim saksılarım hep küçüktür. Bunları kesinlikle kesinlikle eker ki büyük saksılara ekmeyelim arkadaşlar. Bunlara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi bunları bakacağımız yerler bol aydınlık, direkt güneş almayan yerler dedik. Dede çocuk odalarında ve yatak odalarında gönül rahatlığıyla bakabilirsiniz. Çünkü en büyük özelliği de havayı temizleyen bitkilerden bir tanesi olmasıdır. Bu kılıç çiçeklerimizin özelliğinin. Toprakları da kaktüs sukulent toprağı olabilir. Bol humuslu, suyu geçirgen bir toprak olabilir. Ama yani şuna mutlaka mutlaka dikkat edelim arkadaşlar. Saksıları küçük olsun ki bol bol sürgünler versin. Bol bol çiçekler açsın bizlere. Yani bu sene benim şu iki saksım çok güzel açtı. Şu bir saksım açmadı. O da neden açmadı? Ben bunun geçen sene dibindeki sürgünlerden almıştım. Ve bir senede gene şuraya bakabilir misiniz? Gösterebiliyor muyum? 4 tane 5, 4 tane 1, 2... 3, 4 tane, evet evet, bir tanesi ana açtığım, 3 tane sürgün vermiş benim güzelliğim. Yani yerini değiştirdiğim için açmadı. Yerini değiştirdiğimiz zaman nasıl diyeyim, 3-4 sene açmıyor arkadaşlar. Ve boyları sizlere şöyle gösterebiliyor muyum? 90 santime kadar ulaştı benimkiler. Bir de boyları 1 metre olduğu zaman ev sahibi olunduğu söyleniliyor halk arasında. Yani bu bitkilerimiz, bizim kılıç çiçeklerimiz çok çok güzel bir çiçektir. Nasıl anlatayım? Yani böyle çiçek açmasa bile şu dekoratifliği yeter. Şu dekoratif güzelliği bence. Bir de size şuradaki şunu göstereyim arkadaşlar. Ben burada şöyle suyun içine bırakmışım. Şöyle gösterebileceğim mi sizlere? Bakar mısınız? Şöyle yere bırakayım, kırılmasın aman. Şöyle. En küçüğü bile, şuraya bakar mısınız, dibinden nasıl sürgün vermiş yavrum benim. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Tutması da bu kadar basittir. Şöyle 10 santimlik, 20 santimlik kadar bir yaprağı kesiyoruz, suyun içine bırakıyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz suyun içine, su tam dolu olmayacak. Size şunu da göstereyim, şöyle olacak. Şöyle şunun içine bırakıyoruz arkadaşlar. Su bittikçe biz bunu üzerinden ekliyoruz. Şurada göstereyim, şu da şöyle çok güzel vermiş. Hatta şu da yeni veriyor dibinden, bakar mısınız? Yani hepsi köklenmiş, dibinden sürgünler veriyor. Hani şu yavruma bakar mısınız? Ben bunu vereceğinden hiç
Yani ummadım. Yaprağı da görüyor musunuz nasıl? Gene de ucundan sürgün vermiş benim güzelliğim. Bunu nasıl ekeceğim bilmiyorum artık. Aşağıya doğru sürgününü vermiş. Bakar mısınız? Herhalde ben bunu toprağa şöyle şuraya kadar gömerim. Birkaç tane daha versin. Bakalım o dik mi olacak? Aynı bunun gibi böyle yatık mı olacak? Onu gözlemleyeceğim. Ona göre dikeceğim bunları da. Şöyle bir iki tane verdikten sonra bunları toprakla buluşturabiliriz. Bir de size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle suya bıraktığımız su tam dolu olmasın. Çünkü yapraklar çürür. Yani suda köklendirmenin püf noktası da budur. Suyunu da hiç değiştirmiyorum arkadaşlar. Suyu bittikçe üstüne ekleme yaparım. Bunları bakarken bunlara dikkat ederek bakarsak sizinkiler daha inanın ki benimkinden güzel olur. Yani hiçbir zorluğu yoktur bu güzelliklerin. Öyle zahmetli bir tür de değildir. Allah'ım o çiçeğini bir görecektiniz arkadaşlar. Daha önce de ben paylaştım. Şimdi şu kurumuş hali güzelliğimin. Nasıl bir kokusu var, nasıl bir kokusu var anlatamam sizlere. O kadar bir güzel kokusu var ki, o kadar bir güzel kokusu var. Haziran ayında açmaya başlıyor. Benimkisi Haziran'ın 20'sinden sonra başladı bu iki saksım açmaya. Şimdiye kadar hep çiçekliydiler işte, yeni geçtiler artık. İnşallah seneye gene aynı böyle açacak. Sizler de bakarken bu püf noktalarına dikkat ederek bakarsanız yani mutlaka mutlaka saksıları küçük olsun arkadaşlar. Büyük olmasın ve de saksılarımızın alt drenaj delikleri mutlaka mutlaka açık olması gerekir ki verdiğimiz su dibinde birikmesin. Mesela benim bunlar şöyle gösterebileceğim mi? Çıkaramayacağım ama ben bunu korkuyorum. Şöyle şunun içinde mesela ben bunu suladığım zaman bunun altında su kaldığı zaman kesinlikle onu onun içinde bırakmam. O içine bıraktığım saksı içine bıraktığım kabı boşaltırım, güzelce temizler ve öyle koyarım ki koku ve sineklenme yapmasın arkadaşlar. Hele bu yaz sıcaklarında daha da yani koku yapar, böceklenme yapar, sineklenme yapar. Buna da çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Halk arasında bunlara peygamber kılıcı, paşa kılıcı, o isimleri de veriyorlar. Aslında kılıç çiçeği ve de Latince ismi de Sansevieria'dır. Şöyle ucunda bunun biraz yanığı olmuş. Hatta ben bunu kestim buradan, tarçın dökmüştüm. Gene de sarılığı var. Şuradan gene alırım ben bunu. Gene tarçın bırakırım. Bu bile beni rahatsız ediyor görüntü açısından yani. Çok güzel bir dokusu var arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? O kadar bir güzel dokusu var ki anlatamam sizlere. Bir de yani nasıl diyeyim? Bu yaprakları güzel fotosentez yapsın diyerekten bu yapraklarını hep temiz tutmaya bakarım. Mesela şöyle ne yaparım? Fıs fıs yöntemiyle nemlendiririm. Bir ıslak bezle silerim bunları böyle. Kesinlikle yani bu yaprakların üstünde toz bulundurmamaya çalışalım ki yapraklar güzel fotosentez yapsın. Yani bir nevi hava alsınlar. Öteki türlü toz olursa yapraklar güzel hava alamaz. Buna da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bugünlük aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Eğer sorularınız olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz bana. Yani bunu da bunu böyle nasıl oluyor falan diyerekten anlatmadığım bir konu varsa yorumlar kısmından yani anlamadığınız bir konu olursa yazabilirsiniz. Yorumlara ufak bir emoji dahi olsa bırakırsanız çok çok memnun olurum arkadaşlar. İnşallah bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Her gününüz böyle çiçekler gibi güzel geçmesi dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun derim.